Türkiye'de bir şeyin evrimi çok acayip. Başladı, çok sevildi. Hemen çok sevildiği için sadece ona tavır alan bir kesim evet. var. Bu sefer onlar niye bu kadar çok seviliyor diye kızmaya başladı. Bir başkaları da aynı şey olmadı mı? Tabii. Bir başkaları çıktı. Ben daha izlemeden Twitter'dan inanılmaz övgüler ve övgüm bombardımanı, hayatımda izlediğim en iyi şeyi katlayıp cebine koyar tarzında şeyler. Şu an nasıl öveceğimi düşünüyorum. Yarın gelip bir de öyle öveceğim falan demeler. Sonra ne, abartmayıncılar. Sonra tabii ki de Akit gazetesi çıkıp bu bir terbiyesizlik dedi. Son olarak da Abdurrahman Dilipak gelip diyecek ki yok mu bir şeyler? Bu boş kafayla izlemez şey. Ve bu şekilde bitecek. Öyle tahmin ediyorum. Genelde Abdurrahman Dilipak bitirir bu tartışmaları. Ama niye bu kadar yani beğendim beğenmedim ya. Bu kadar ya abi yeni bir şey yapmak olmadı. Bu çağda çok zor yani. Özellikle bizde. Yani herhangi bir yeni ve güzel bir şey yaptığın zaman Allah belanı versin. Ne oluyoruz da? Hemen çok uçlarda değil mi? Yani? Evet, biraz daha arada dengeli yani olması lazım. Orta yorum lazım. Yap. Hani tamam kötü yanları da var, iyi yönleri de var. Her şey siyahla beyaz gibi değil ki yani. Hani yani herhangi ben... film böyle eleştiremezsin. Herhangi bir YouTube kanalı. Ben çok izleyemedim. Ben ya bence şey bana hitap etmiyor ama ben böyle gidip de Allah belalarını versin. Bu nasıl yani program nasıl böyle? Konuşmasın insanlar. Zaten Covid dönemi bir araya gelmişler falan. Böyle. Hayır, linç etmek için de bir şey arayıp bulamıyorlar. En son adamı dur bir dakika. Dişçilikle alakalı muhabbet oldu, onu duydunuz mu? Sürekli laf sokuyor ya. Biri kalkıyor, konuşmaya başlıyor. Bu da ona ufak ufak laf sokuyor. Dişçiyim diyor ama önemli meslek diyor. O da ya boşver önemli değil o kadar falan diyor. Yani dişçilik mesleği çok da önemli değil gibi. Bir anlık bir şey söylüyor. Dişçiler, Twitter'da sen nasıl dişçiliği bilmem nasıl, bir meslek grubunu nasıl böyle aşağılarsın falan. Oğlum abartmayın lan. Yalnız Volkan Bey diş hekimi diyelim. Benim annem diş hekimi. Böyle bu arada öyle bir tartışma da evet, geliyor evet, bu arada. Diş hekimi yani, dişçi mi falan. Dişçi abi ne fark eder dişçi ki? Dişçilersin. Yani ben küçüklüğümden beri dişçi diye. Bence en kötüsü beden eğitimi hocası. Bedenci. Adam hep dedi ya bedenci demeyin. Bu beden dersi değil beden eğitimi dersi var. Çıldırıyor da. Öyle abi. Bir tepki görüyor muydu sizin hocanız? Bizim hoca biraz idealist bir tipti. Söylüyordu sürekli. Beden demeyin şuna. Beden eğitimi falan. Boşa kürek çekmeyin Volkan Bey. Ben böyle şeylerde boşa beynimizi ziyan ettiğimizi düşünüyorum. Kesinlikle. Yani dişçilerin oturup toplanıp yani buna itiraz etmeleri. Hani birçok sorun varken... Boşa kürek çekmek gibi geliyor. Bence kesin. Ya toplanıp mesela bu mu mesela? Yani bize şey... dişçi demeyin, diş hekimiyiz diye böyle yürüyecekler mi? Ankara'ya mı yürünecek bunun için? Ne var ki yani? Ama dişçilik de zor meslektir. Ha. Şu an zor. Bir sürü yani... insanın ağız kokusunu yüzünde hissetmek falan. Abi bu arada Amerika'da da öyle. Şey dişçiler çok daha fazla aşağılanıyor günümüz ülke. Aşağılanıyor şey. Mu? Tabii. Yurt dışındaki komedilerin hepsine bakın. Hani dişçiler hep şey esprisi yapılır ya. Sen doktor değilsin, dişçisin. Hani ha gerçi evet, doğru. Zor. Bizim ülkede dişçi mesela doktor seviyesinde görürüz biz hep. Mesela. Tabii. Amerika'da tam tersi bir algı biraz var. Biraz daha aşağı esprilere... bakıyorlar. En büyük saygısızlık. Bence ayaklanılacaksa, şimdi adını vermeyeceğim. Oyuncu biri anneme şey olarak geliyor, hasta olarak geliyor. Kusura bakmayın, gelmeden önce de soğanlı lahmacun yedim. Bence itiraz edilmesi gereken şey bu, anladın mı? Bir de bunu yani. Söylüyor abi gelmeden. Evet yani, söylüyor. Ya zaten belli olacak abi, ağzını açtığı zaman oradan sumaklı soğan burasında gözükecek mi yani? Orada bir maydanoz kalmıştı. Yani, abi orada o adama hayal ediyorum. Bak oturuyoruz mesela Volkan Bey, ben dişçiye gideceğim tamam mı? Lahmacun söylemişiz. Ben de bugün dişçiye gideceğim. Yani ben dişçiye gidecektim ama. Yani. Yani işte çok... soğan geliyor böyle büsbük soğan salatası ve ben elimi atıyorum göz göze geliyoruz. diye atacaksın oradan. En azından lahmacun yerken içine soğan koymayabilirsin. Yani. Tabii ki. Yani bir doktorun önemini tedavi ettiği organın önemi mi belirliyor? Yani atıyorum dişi çok önemsemedin mi? Nasılsa diş. Ne bileyim dolgu yapılır geçer falan diye. Ya bir şeye benziyor bak mesela. Işte, kolonoskopiye giderken de aynısı. Hani kusura bakmayın Adana kebap yemeyim. O kolonoskopi... Onu kabul etmiyorlar. Başka bir şey var ya işte. Onu bidon veriyorlar sana, onu bir içiyorsun. Yok, ben ona benziyor ama değil mi? Dişe giderken de ya iyi kötü bir dişini fırçalaman lazım. Ben abi, çok tribe girerim bu arada. Ben unuttuysam mesela gider benzinciden diş fırçası alırım gibi fırçalarım. Benzinciden benzin alıp ağzını şalıyorum kendimi. Pişmiş kelle gibi sırıtarak gitmezsin yani. Evet. Ya benzin istasyonları dediniz ya biraz önce böyle. Benzin istasyonlarına gittiğim zaman acayip böyle evde gibi hissediyorum ya. Şu an fark ettim. Çok böyle şey bir alan orası sanki. İnşaatta çalışsaydın.
asfalt dışında. Yorgan atıp uyurdun. Değil mi? O kadar rahat yürüyüş. Abi şimdi ben uzun süre senelerimi yolda geçiriyorum. Arabada. Tamamen arabadayım. Yani hep mobilim. Bir o ekip, bir bu ekip. Mesela günde 10 ekip geziyordum. Biri Hadımköy'de, biri Çatalca'da, biri Küçükçekmece'de falan. Benzin istasyonunu gördüğün zaman, ki o zaman daha azdı sayısı. Evime gelmiş kadar oluyordum. Ben uyuyordum mesela. Çekiyordum arabayı, yatırıyordum koltuğu, uyuyordum. Orada tuvalete giriyordum. Bir save alanı gibi uyuyordum. Ya, ki, doyuyordum ya. Gerçekten yani tuvaletini yapabiliyorsun. Elini yüzünü yıkıp karnını doyurabiliyorsun. Kahve kafada var, buna... yiyecek var, her aynen. Şey var. Çadır kurup kalan, karavanla kalanlar falan var benzin istasyonlarında böyle yola çıkıp. Karavan kültürü kesi gelişse ya. Her yerde karavan parkları olsa. Keşke. Elektriğini bağlayabileceğim. Ya aslında bence gelişmemesi daha iyi çünkü şu an yapanlar çok güzel yapıyor. Hani evet. Rahat rahat takılıyorlar. Ben görüyorum mesela. Birkaç arkadaşım da vardı. Herifler çıkıyor, istedikleri yere gidiyor. Karavan alanları tek onların çünkü çoğu insan bilmiyor kafayı. Şu an bir şey uyandırdım ben de, bir fikir uyandırdım. Karavana savurup karavanda çekiyor. Hayır. Çok iyi oldu. Gelişmeme ihtiyacı. Mesela Kabak Koyu. Hmm. Ben Kabak Koyu'na gittiğim zaman ilk seneler evvel dedim ki hayat bu. Yani ben bunca yılda tatil yapmıyormuşum. Yani anladın mı? Bu. Bunu niye yapmamışım falan ve orada işte yol yoktu oraya inen. Böyle traktörle falan indirirler. Belki gitmişsiniz. Abuk subuk bir tır gibi bir şeye biniyorsun öyle evet. Gidiyorsun. Ama mesela o yol açılmış diye duydum. Ve mahvolmuş diye duydum. Yani geliştikçe boktanlaştı. Yani geliştikçe daha çok Eyfa, insan geldikçe. Falan Olimpos yani. Falan da feci oldu Olimpos. Ya bizde ya galiba ya yurt dışında da vardır büyük ihtimalle de. Bir yer bulununca boku çıkana kadar oraya yoğunlaşılıyor. Hani yeni akım işte Olimpos mesela yani o yılın akımı orası oluyor. Şeyde bırakın de, bazı yerlerde primitif kalsın. Mesela yani. Kars'a giden o tren muhabbeti vardı. Hani herkes trene binip Doğu Ekspres. Yani Doğu Ekspresi'nde böyle sucuklu yumurta yapıp video çekiyor. En sonunda cağ kebabını servis olarak getiriyor. Kars treni. Full doluydu o tren. Son, bir o mesela bir sene yapıldı. Sponsorunda yapılmaya başladı zaten Kars treni. Bayağı bir sene yaptılar onu bıraktılar sonra mesela. Hiç sanki Kars treni olmamış gibi. O da çok saçma. Niye bırakıyorsun o zaman bu kadar güzel abi, bir şey? Abi bazı insanlar toplumun yaptığı şeylerden hoşlanıyor dedi. Mesela plajlar da öyle olur ya. Hani ben mesela kendim tercih edersem sakin bir yerde hani denize girmek isterim. Ya kimisi mesela böyle yanımdakini çarpayım işte koşarak hani böyle o cucunadan hoşlanıyor mesela. Ben gelip hani orada yer almak istemem. Sakin yer ama yani. Pek kalmadı. Mesela Çeşme bu konuda artık dünyanın en kötü yerine dönüştü. Çünkü her yer en az 200 lira giriş. Baslı müzik fiyatlı sesleri. Böyle şey yapamıyorsun. Gerçekten kafa dinleyip de kıçımı yayıp da oturup dinlenebileceğim yer sayısı az. Tatil bedava girebileceğin yer sayısı inanılmaz kısıtlı. Ve yani böyle insanlara şu kadar bir yani şurası kumsal diye düşün. Şu kadar bir yer halkın girebileceği bir yer. Delikli Koy diye bir yer vardı Çeşme civarında. Orası böyle ilk gittiğimiz hakikaten bu arada. O şeyi bir yerde gördüm de o halka ait olan yeri. Şeyde Fethiye'de gördüm. Gerçekten kocaman plaj. Minicik bir ev ayırmışlar. O ne diyorum? Orası halk için. Orası bedava. Oraya halk girebiliyor falan. Anladın mı? Biz buraya nasıl giriyoruz? Para veriyorsunuz hayvan gibi falan. Şey çok enteresan ya. Deniz kısmı da böyle yeşil çamurlu falan böyle bölünmüş. Evet, evet. Bir de halka verilen kısım küçük olması da çok iyi. Böyle cyberpunk filmlerinde vardı ya ufak bir alanda herkes birbirini öldürür. Ama sonradan şunu şey, anladım kötü ki. Alanı gibi. Bu Delikli Koy'a biz ilk gittiğimiz sene kimseler yoktu. Bemberrak bir su. Hiç kimse yok etrafta. Giriyorsun suya yüzüyorsun. Bir tane bir adam karavan gibi bir şey koymuş. Oradan bira mira satıyor. Böyle bir diyar. Bu sene gittik abi, gelin fotoğrafları. Ondan sonracıma moda şutlar. Herkes Instagram'da. Full. Covid senesi. Her yer çöp. Allah belanızı versin dedik. Arabaya bindik, geri gittik. Bir de şey kafası gördüm böyle mekanlarda. Mesela ailecek toplanılıyor. Ağaca böyle balon asıyorlar abi. Yani orayı böyle dolma kendi falan getiriyorlar gibi. Ya işte. Hayır, yiyecekte sorun yok ama orayı böyle süslerle falan böyle dizayn ediyorlar ve balon asıyor. Onu o kafayı anlamadım ben. Ele geçirme. Burası benim. Kesinlikle bana özel. Yani hani bir içe para vermiyorum ama kendi özel alanımı inşa ediyorumcu familyalar. İnsanlardan nefret ettiğimi artık söylemekten yoruldum. Yani sürekli bunu söylüyormuş gibi artık kendimden nefret ettim. Kendime de bir nefrete dönüştü bu. İnsana olan nefretim. İnsana da birbirinden nefret ediyorlar muhtemelen. Nefretle dolu bir dünya. Bence bu şekilde biz devam ederiz diye düşünüyorum artık. Evet. Ama nereye kadar? Instagram kapanana kadar abi.
Çünkü bence bu nefreti körükleyen şey Instagram. Hem öyle hem sosyal medya hataydı diyorum hep. Yani her zaman buluyorum. Olmaz. Kesinlikle uyuşmuyor abi insan zihniyle. Sıfır. Sıfır uyuşuyor. Ya insanların ben yemek yemeye gittikleri zaman da hiçbir keyif aldıklarını düşünmüyorum. Yani yemek yeme ve birlikte sohbet edelim dediğin bak, zaman Breki durmadan... Breki diye bir yer var. Breki'yi biliyor musun? Biliyorum. Kadıköy'de. Kurasancı. Gelirken kahve aldığımız yer. Aynen. Doğru, aynen. Breki'de Özgür'e hocam... Özgür'e de anlatsaydınız da bari. Siz belki bilmiyorsunuz. Ben de köyüm abi, hiç çağırmıyorlar. Ben de şeyden görüyorum. Buraya eğleniyorlar. Adam hiç sallama. Buraya erken geliyorum. Ya, bilmezsin sen geliyorum. Şimdi o yüzden çağırma. Abi alıyorlar Kadıköy'lerden, güzel yerlerden. Özgür Bey siz bilmezsiniz Kadıköy'de bir yer var Breki evet, diye. Evet doğru ben biliyorum. Çok ben. Tabii siz Kadıköy'de değilsiniz. Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nı bilirsiniz ama. Onu da biliyorum. Stadın yanında bir park var. Stadı bilir misiniz? Hangi stad? İstanbul'u biliyor musunuz? Hayır. İstanbul dediniz mi? İstanbul diye bir şehir var. Türkiye'nin tamam, orayı biliyorum. Kuzeybatısında. O ara Arap da var. Tabii Türkiye'nin en gelişmiş şehri öyle söyleyeyim. Yani o kadar oldu mu? Ben Türkiye'ye işte Kayseri, İstanbul. Gören de Özgür ateş yakmaya falan çalışıyorsa. Ben Türkiye'ye geldiğimde Bursa'da şehzade vardı. Breki, Kadıköy'de çok sevilen bir kruasancı. Çok da önemli bir şey değil ama millet kruasan bayılıyor. Kruasan biliyorsunuz galiba değil mi? O neydi abi? Abi çok zor bir şey sana bir şey anlatayım. Yöresel. Bu şey değil mi? Herhalde kıyma koyuyorsun. Altıma sıçtım var ya çok kötü oldu. Bir an böyle 15 kadar aşağı düşüyormuş gibi hissettim. Cim mi çarptı seni? Ne oldu? Cim mi girdi ya? Onu bana 40 vitesiyle karşılaştırırsın. Böyle arkaya gidiyormuş benim haberim yok ya. Koydum arkaya gitti ya. Nükhet. Allah'ım yarabbim neyle oldu? Abi yok. Ya seni bilinmeyen güç böyle fırlattı. Allah diye fırlayan bir adam var. Ya. Oğlum programda. Kruvasan deyince beni tetikledi. Kruvasan'ın ay şeklinde yapılmasının sebebi de Türkler geliyor mesajını vermek için pastacıların bulduğu bir şeymiş Viyana'da. Yok artık. Valla. Gerçek. Mesaj gibiymiş yani. Söylese daha rahat değil mi abi? Hemen kurmasın. Oğlum bak geliyorlar. Neden kaybettikleri belli savaş yok. Çok yavaş. Çok yavaş bir mesaj şey. Kadıköy'de bir kruvasancı açıldı. Evet abi. Millet de hastası oldu. Bir, hatta biz ilk çıktığı zaman da az çok tanışıyoruz yani açanlarla. Ahbabımız olurlar. 3 kişi, 5 kişi her gün kuyruk arttı. En son artık 100 kişilik bir kuyruğa dönüştü. Biz de dedik ki ne oluyor lan? Ne oluyor yani bu kadar? Hani anladın mı? Güzel de yapıyor kruvasanları yani şekil olarak da güzel. En son kahve alırken şeyi fark ettim. Daha o zaman oturulabiliyordu mekanlarda. An itibariyle ben o kahveyi oradan alırken en az 6 kişi fotoğraf çekiyordu. Yediği kruvasanı. Bir tanesi kalkmış. Böyle çiçeklerin arkasına götürmüş, orada çekiyor. Birisi kalkmış yukarıdan çekiyor, birisi kalkmış yandan çekiyor. Kruvasan'ın fotoğrafını niye çekiyorlar? Oraya geldin mi ara? Bilmiyorum. Anlamıyorum neden olduğunu. Arkadaşlarıyla durmadan bir paylaşım, durmadan telefon ellerde ve kendilerini çekiyorlar. Yani şey daha güzel bir şey olur mesela. Biz kruvasan var ya şöyle mesela Can Bey'le selfie çekiyorum. Hani bu olabilir. Evet. Sadece yemeği çekmek bana saçma geliyor açıkçası. Ve hayvan gibi uğraşıyorlar. Yanına dal koyuyor, bak olmadı buraya biraz. Ya bence bir tane kruvasan propu yapsın. Hani atıyorum Breki'si. Evet. Sonra onu versinler ve fotoğraf çekilip gitsin. Evet yani. Sonra da normal niye? Büyük ihtimalle %50 azalır adamların kazançları ama... Ben bunu şundan anlayamıyorum. Benim önümde yemek varsa yememek için çok zor tutuyorum. Yani o fotoğrafla uğraşamam yani. Hani yerim boş tabak çekilecekse, öyle bir akım olacaksa... İşte bak prop bu adamlara lazım. Aynen. Yani evvel yesin, fotoğrafını çekeceğiz sonra getirsin. Toplarına fotoğrafını ben ondan algılayamam. Kesinlikle. Açsam önüme yemek gelmişse biri dur yeme fotoğraf çekeyim derse çok kızarım. Ya artık sıkıldım Instagram'ı eleştirmekten vesaire ama gerçekten Instagram'ın geldiği nokta bir akıl hastalığıdır. Hmm. Bak Batı özentiliği, hep Batı özentiliği. Çok doğru. Tabii kruvasan. Börekçiye gitse çekmez. Kır pidesini çekip paylaşıyor mu kimse? Niye? Paylaşmıyor. Kapalı çünkü zaten. Bir muhafazakar. Halbuki kır pidesinin şekli efsane yani. Kapalı mı açık mı? Kruvasan. Tabii. Yıllardır kır pidesi yemedim. Onun o kıymasının ağzımda bıraktığı o lezzet. Kır pidesi neydi? Midem. Ya böyle kapalı, yuvarlak gibi. Emek. Değişik bir şey. Emekti. Emekti. Yok, senin dediğin kol böreği bence. Yok, hangisi? Kurt böreği. Yok. Ya da Kürt böreği.
Oğlum biz hiçbir şey bilmiyor muyuz acaba? Cahil bir şey. Kamur işine şey. Hani komple cahil bir dörtlüğümüz. Sen de dedin makarna makarna. Hiçbir şey bilmiyoruz ya. Mantı mantı. Bence yeni kanal açalım. Cahil dörtlüğü. Halk ekmek. Valla öyle güzel oldu. Cahil dörtlüğü. Anlama, ama hepimiz de cahil olduğumuz için bir şey de öğrenemiyoruz yani. Kanalın, kanalın simgesi de kocaman kafalar böyle. Dört tane. Bence fantastik dörtlüğünün rakibi bir süper bir arama. Cahil dörtlüğü. Cahil dört. Savaşmaya gidiyoruz. Özgür, bu ne lan? Uzaydan yaratıktan gelen ne yapacağız? Ne bilmiyorum. Bilmiyoruz. Uzay nedir? Orada da. Uzay? Anlamıyorum. Nereden dünya düz değil miydi zaten? Nereden geliyorlar? Ya da şey. Başka bir yer varsa biz niye oradan geliyoruz? Kenan Işık komadan çıkmış. Korkunç ya. Yıllar sonra. Adama nasıl anlatacağız maskeler falan? Mesela komadan uyanıp birden böyle kim 500'ler isterden devam etse böyle. Sonra orada kalmış. uyanıyor böyle. Hani hangi aklınızı cevabı da aynen böyle. Telefon da çok hakkını kullanıyoruz ilk cümlesi oymuş. Yalnız şöyle bir hareketi hani bir yere yerleştirmek de güzel bir şey yani. Böyle uyanmış şöyle yapıyorsun olabilir. Direkt aklıma o geliyor yani. Bu arada onunla ilgili ilginç bir şey var. Hani başka ülkelerde çok yapılan bir format diyor. Adamla röportaja gelmişler en farklısını Kenan Işık yapıyor diye. Nasıl incelemişler ya? Yani. Ne farkı varmış falan. Ki ben çok bir kere adam aşağılamıyormuş. Öncekilerde devamlı bir aşağılama şeyi var. Soruyu bilemedi diye aşağılıyor. Evet evet hani bacak bacak üstüne atmama falan var. Hani öyle yok atılma saygısızlık falan diye. Böyle bir kültürel olarak gelip incelemişler adamı. Bu tarz benim ya, tarzı bir şey yapıyor. Artık aşağılamamak da çok zor olmaya başladı. İnanılmaz şeyleri bilemiyorlar. İnanılmaz şeyleri bilemiyorlar. Bana artık şey geliyor. Direkt böyle bilmemek için ve orada salak durumuna düşmek için özellikle evet, çıkıyorlar. Evet. Zaten bence kazanamayacağım demiş. Bari oradan. Kenan İmirzalı oldu da. Zaten kazanamayacağım. Adam hayatını böyle yönlendiriyor. Hani tamamen bunu söylüyor. Yani anladın mı? Zaten kazanamayacağım. Hani mesela bir kızla tanışacağız. Zaten bu kız beni kabul etmeyecek. O zaman bambaşka şeyler yapayım. Çoğu insan internette öyle yürüyor olabilir kadınlara. Zaten konuşmayacak olacak benimle. Bir ara şey bir eleman vardı. Küfür eden. Hatta o adam bize yazdı galiba. Bütün yarışmalara katılıp da trollleyen yapan adam. Evet, yapan evet, adam. Şey Mustafa Karadeniz mi? Mustafa Karadeniz şey değil mi şaka yapan şaka, adam. Eski şakacı. Geçen ha ben onu bilmiyorum. Öyle nasıl bilmiyorsun ya? Kesin şakacı izlemesin. Adam var ya bir tane ya böyle. Benim tek bildiğim şakacı vardır. O da Çetin Çiftçioğlu'dur. Çetin Çiftçioğlu'nun öğrencisi. Şey, aynen yeni şeyi. Öğrencisi. Nasıl? Marco Fierwright'ın öğrencisi Gordon Ramsay yani aşçılık gibi. Burada da Çetin Çiftçioğlu. Abi kafasız adam şakasını yapan adam şaka olayını bitirmiştir. Tam benim Mustafa orası. Karadeniz yapmadı mı onu? Bilmiyorum ki ben isim olarak bilmiyorum adamı. Biz de şakacı şeyiz. Daha sarı olan Mustafa Karadeniz mi oluyor? Expert, sarı dedi. Beyaz saçlı bıyıklı adam. Bum bum şakalaka laka bum 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 şakalaka aya şarkısını sahibi. Çetin Çiftçi oldu. Bir müddet ciddiyetle bum bum şakalaka içine girdim. Bum bum şakalaka bumba. O şey ne? İşte sonu orada abi. Çok salakça bir bilgi vereceğim. O Super Mario Brothers filminin müziği. Evet. Bum bum şakalaka gumba'da oradaki yaratıklar, gumbalar var ya dinle zorlar. Evet evet. O şey şu an fark. Evet Super Mario filmini ben de geçen gün izleyince bu şarkı çalmaya başlayınca şok oldum ve bir halk otobüsünde oturmuş para alan Çetin Çiftçioğlu geldi aklıma yani. Hep aynı şey. Müddet kendime gelmem lazım. Her şey çok saçma gelmeye başladı. Ben hala kafasız adamı düşünüyorum. Mustafa Karadeniz kim biliyor musunuz size hatırlatayım? Ya şuradan bakacağım şimdi. Yok kim? Bir tane şaka yapılıyordu çok meşhur. Adamın arabasına boya döküyordu da evet, dövüyordu ya. Evet. Dövdüğü Mustafa Karadeniz. O biraz daha genç olan bir çocuktu ama. İşte o yani artık yaşlandı. Çetin Çiftçioğlu'dur benim dediğim. Kafasız adamı biliyor musunuz arkadaşlar? Merhaba. Evet. Ben kafasız adam. Kafası olmayan bir adam. Evet. Çetin Çiftçioğlu. Çetin Çiftçioğlu'dur. Daha yaşlı olan işte. Tabii tabii işte. O da adam kıyafet yaptırmış. Tamam mı? Hani şöyle düşün. Omuzlar şurada. Şuradan bakıyor. Otobüse biniyor. Ve bir adam oturuyor orada. Diyor bak ki merhaba. Bak otobüsündeyiz. Ben kafasız adam diyor. Adam böyle. Ve kaçmaya başlıyor. Abi çok yani iyi. Bu yani. Çok iyi bir şaka programıydı. Bütün bu tadımızı kaçırır mı? Bir de Rusya'dan gelmiş bir video vardı. Adam posta kutusundan geri postaları atma şakası yapıyor. Biri de silah çıkarıp tak diye posta kutusunun o içine sıkıyor. O gelmişti bana. Ve böyle ruhuna el Fatiha tarzı bir yazı çıkıyor. Yok ya üstüne. Bir ara YouTube'da yapıyorlardı onu. Böyle karanlık bir alt geçitte milleti palyaço kostümüyle, mafya kostümüyle. Yok sadece o özel bir yani.
Posta kutusuna dışarı atanlar herif çıkartıp atışıyor. Ha o yalan diyeceğim. Arkaya böyle şey ses efektleri falan da koyuyorlar onlara. Kaçan adam bence zaten figüran falandır o adam. Muhtemelen ama yani onu izlemek de ayrı zevkli. O korkmasına. Hani böyle bakıyor kafası adama ve böyle korkuyor adam. Abi hani çok kötü hissediyorum ama o Şaycı Hüseyin'in ölüm şakası var. Onunla Mustafa Karadeniz yaptı işte. Abi o efsane ya. Ölüyorum. Abi çok korkunç bir şaka o ya. Gerçek üzülüyorsun adama yani. Adam çok sinirleniyor ama ya. Kardeşim benim ya. Abi gider misin? Sen. Abi ben de içtim. Üstüm de içtim. Neden içtim Burak'ı? Çekil beni lan! Abi çok iyi bu. Helikopterden adam attıklarında o ya. Natif Doğan. Bu ne abi? Nasıl şakalar bunlar ya? Abi o da çok ikinci güldü. Instagram'da gerçekten insanlar teşhir yapıyor artık. Yani bu şeydi yani benim muhteşem bir vücudum var ve bunu gösteriyorum. Buna dönüştü yani. Daha da önemlisi bunu yapmalarına müsaade etmeyenlere karşı büyük bir öfke de duyuyorlar. Yapmamalarını söylemekle alakalı sakın bir hataya düşmeyeceksin. İma dahi etmeyeceksin. Konservatif ben Instagram'a girdim. Bir bayan arkadaşımız dedim iyice sıçtım. Kadın arkadaşımız. bayan arkadaşımız. Bir varlık var. Varlık. Cisim. Çok güzel bir popo gördüm. Göt dersem çok kışıyor. Testosteron demeye kokuyor. Evet. Senin gibi adamı, alfa erkeği çıkıp göt balkondan bir sevdi lan adam doğru. Gençleri dağıtan. Bayan diyemiyorum bayan. Ne kadar zor bir şey. Ne diyorsun? Yani olamaz. Ya. Bayan mı, kadın, göt, popu böyle bir noktaya getirdiler de seni. Bir de bayan de, göt de, de. Ya böyle aslında çok naif bir adammış ve gerçekten bilmiyor hani bayanın. Abi olabilir, olabilir ya. Toplumda mı şu anda öldüresi linç ediyorlar. Ya ülkemizin bazı yerlerinde Cumhuriyet'in ilan edildiği konusunda mutabık değil. Ya gelmemiş. Bu kadar gerideyken hani anlık herkesin bazı şeyleri bilmesini bekleyemeyiz ya. Cumhuriyet vallahi bana ilan edildi. Evet, bir şey çıktı demiştiniz. Ya çok güzel bir popo gördüm. Göt adam, diyelim. Göt gördüm, göt. Göt denir, göt tamam denir. O diyebilelim ya. Ama bak burada anlatım değişiyor. Çok güzel bir göt gördüm. Ya oğlum, dişlerim olarak konuşmuyor. Hırs yapıyorum yani. Ama sen popo şey diyorsun, çok güzel bir göt gördüm. Ha, öyle de öyle diyemiyorum işte. Çok güzel bir popo gördüm, çok güzel bir göt gördüm. Göt dediğin zaman aynen, çok güzel bir göt gördüm. Göt dediğin zaman göt gördüm. İyice böyle katil. Genizden orka dönüşmeye başlıyor. 3D oluşturuyorum götü. Gotçu ork. Ya bu güzel bir şey değil mi? Öyle şey olsa Yüzükler Efendisi. Götçü elfler, orklar, götçüler. Hayır, o yani ya. O kuntepel canavar gibi bir yaratık oluyor aslında. Ne aldı? Göt diyen. Otler geliyor. Çok güzel bir göt gördüm. Evet. Tamam, normal. Hani Instagram'ın amacı bu zaten genel olarak. Az önce de konuştuk ya. Şimdi bunu, bu götü sergileyen hanımefendi bunun için uğraş vermiş. Evet. Veyahut Allah-u Teala'nın vermiş olduğu mükemmel bir götü var. Bunu bizle paylaşıyor. Yani bu konuda ne gibi bir yanlış var? Ben bunu anlamıyorum açıkçası. Yani nerede paylaşsın bu götü? Yanlış yok. Ne düşünür Yonca Ecimik? Ne demiş? Açarsan mahremini girerler içine demiş. Ya abi o nedir ya? Şeyin şarkısı değil mi Yonca Ecimik'in? Hey. Oğlum inanılmaz bir şey o ya. Ben hayatımda çok nadirdir bir şey izlerken utandım ilk kez. Yaptım. Abi neden? Abi tahmin edemedim. Neden ya, aksak ritimle yapmış o şarkıyı? Mesela ya, ototune. Ben şeyi çok takıldım. Hiçbirinden elinden tutamıyorsun. Ototune'u hiç anlamamış. O yüzden de yani bir tane Instagram'da mı ne TikTok'ta filtre var ya böyle konuştuğun sesi yapıyor. Öyle bir şey demişmiş. Ya her şeyle verdiğin mesaj, başta çıkan bir piksel bayraklar görseli. Ona çok takıldım ben. Dikkat ettiniz mi böyle abi opacity'si açılmış bayrak görseli var mı böyle 3 piksel yani. Hiç belli bir yaştan sonra galiba sanatçı da olsa insanlar sosyal medyaya dokunmamalı ya. Hani mesela bu kadın normal hayır, bir ortamda hayır, yapsaydı bu. Bak kesinlikle öyle değil bence. Bence belli hani mesela ehliyet aldın tamam mı? Hep kullanabileceğim vasıl, Amerika'da şey varmış, belli yaşları geçince gibi. Evet. Gidip bence bunu ölçtürmeleri lazım. Yani yasaklamayacağım. Ama mesela bir paylaşım olsun yani. Bir paylaşım yapıp bir kurumda örnek test ettireceksin. Bu paylaşım hani IQ olarak yeterince yukarıda mı? Ben paylaşım yapmaya devam edebilir miyim diye. Abi bak Yonca Evcimik
yani tiyatrolarda oynamış, bir sürü çevresi olan, aklı başında bir insan olması gerekir. Senelerce bu nedir abi? Bu nedir? Ne kadar aptalca bir şey. İnanılmaz bir şey oğlum. Bak şey diyor. Kadınlara şiddet falan ama kadınlar da birbirleri arasında. Ya ne diyorsun lan ya? Abi, niye kadınlar olsun? 3-4 kişi yazmış gibi değil mi anne? Abi evet, evet şizofren bir insan yazmış. Ya bir yani. Hepsini bir her o kadar mesajı bir şarkıya koyamazsın. Burada doğru. Zaten yanlış. Şarkının altyapısı kötü. Çok yanlış anlamış her şeyi ya. Çok kötü. Yani rap şöyle anlamış. Rap şu demektir. Bilmem ne olduğu zaman bilmem ne oluyor falan böyle konuşuyor. Rap zannediyor muhtemelen. Konuşmayı. Abi evet. Yani çok hızlı bir şekilde ben bir sürü şey söyledim. Demek ki rap yapıyorum. Değinmedi konu yok herhalde değil mi? Var mı acaba değinmediği konu? Şiddet konusunda, gösterilen şiddet konusunda ama çok yanlış bir yerinden, çok yanlış anlayarak aslında eleştirdiği şeyi... Ya iyi bir şey yapmaya çalışmış aslında ama o çıkan sonuç hiç olmuyor. Tam tersi. Yani direkt kadına yine eleştiri var anladın mı? Niye ya kadına siz zeki olun, milletin sevgilisine ama... yazmayın, götünüzü başınızı açmayın, sokarlar yazıyor. Yani bu sözler bunlar yani. Literally ya ben bunu söylemiyorum. Yonca evcime girerler içeri diye söz var yani anladın mı yani? Açma mahremini girmesinler içeri diyor yani kadın ya. Ay artık. Çok kötü ya. Çok yani yanlış artık çüş dedim. Aslında ya. Bir ters PR yani. Yaparak bu konuya da dikkat çekmiş oluyor bu arada. Bir de İngilizce altyazılı versiyonu var. Bir de onu izlemeni söylüyorum. Onu da yapmışlar. Çeviri de çok kötü değil mi? Çok kötü, çok kötü. Çeviren adam da yapmış. Abi ne yapıyorsunuz? O da böyle çeviriyor. If you open up, they will get inside falan bunlar var yani. Öyle mi yazıyor gerçekten? Daha, daha derin yazıyor yani. İçe girme olayı orada daha... Evet, yani yine içine girerler diyor. Inside. O zaman böyle bir şarkı yapalım ya. Saçma sapan sosyal mesajlarla birbirle çelişen... Her konuda sosyal mesaj. Her konuda. Ya Yonca Evcim'in suratı sanki çılgın bedişte, o günkü teknolojiyle dondurulmuş, bir kenara alınmış, çözünürlüğü düşük kalmış. O çılgın bediş versiyonu da kendi suratına şimdi takmaya çalışılıyor. Ancak çözünürlük düşük kaldığı için yeterli gelmiyor. Onlar da yana doğru geriyor. Kendi suratına geri takıyor ve hafif bulurlu bir Yonca Evcim'i görmüyor muyuz? Yani 360p'yi 1080'e yükseltmiş. Aynen. Evet. Yani bunun klibinde kim oynamalı biliyor musunuz? Serra Yılmaz. Bunu Serra Yılmaz nasıl kaçırmış ya? Muhteşem bu. Ferzan Özpete mi sözü vardı? Unuttum. Bu işte nasıl Serra Yılmaz oynamaz ya? Ama bence Serra Yılmaz ve Yunus Bülbül de olmalı. Arkada. Bence şöyle bir kontrast. Bu klip bir insan olsaydı öyle bir insan olurdu ki yandan bakınca Serra Yılmaz. Önden bakınca Yunus atıyorum Bülbül. Çok alakasız biri. Mesela şey yani. Dostoyevski. Daha alakasız. En alakasız. Churchill'e mi bakayım? Kurulsun içerek orada. Ya man! En uç yani. Öyle bir klip olurdu bu. Öyle bir insan ki düşün böyle. A-form. Böyle dönüyor. Biri ol. Öyle bir manyak. Ya abiden bir yanına giderdi. Bu arada yani bir şey vardır ya bir söylem. Bir sınavda her şeyi yanlış yapmanın tek yolu her şeyin doğrusunu bilmektir diye. Çok doğru. Acaba doğru. Böyle bir mesajım var. Doğru olabilir. Ben her şu ana kadar her şeyi doğru yaptım yani diyorsun, şimdi yanlış yapıyorum diyor. Çok doğru. Ama doğru yaptım kısımda bandıra bandıraya beni doyamasın tadıma. İşte o zaman doğru da pop müziğine ne kadar doğru yapıyordu diyorsun. Yani. Gerçekten. Yok, o da şey bu arada ya bence güzel bir şarkı. Abi o zamanlar pop müzik çok böyle primitivdi ve yani kolay dinlenen bir şeydi. Yani bandıra bandıraya beni, ballı lokma tatlısı. Aman hadi hayırlısı hani kafiyeli olsun yeter. Aynen. Çok manasız o dönemki şarkı. Gerçekten bütün şarkılar öyle bu arada. Yani tekno müzik de öyle o dönemde. İki ritim var. Bütün bu klibin, bu fiyaskonun, bu facianın en kötü noktası bence açma mahremini girerler içeri kadar. Ya çok ya? Çok kötü artık. O yani çok sığ bakış açısından. Ya bu ne ya? Ya zaman kötü, kolla götü gibi bir. Bravo. Tabir. Bravo mesela. Bu şarkıda böyle bir cümle geçse şarkının kalitesini yukarı çeker. Kesinlikle. Bu şarkı yani en azından... o kadar düşük kalite. Ha. Dersin. Yani. Burada bir görüş var. En azından evet. Bu görüşü sağlamlaştıracak bir adım daha atılmış. Yani en azından bir de eril bir şey söylüyor ya. Zaman kötü, kolla götü. Evet. Aynen. Kadın söylüyor doğru. Orada da bir eleştiri var. Tabii ama ki. Ne aç birisi girer içine mi? Ne diyordu? Açma mahremini girerler için. Oğlum ne kadar saçma. Aklında çok, kaldığı çok... şekil bile çok saçma. Yani açma girerler içeri. Yani mesela tuvalette sıçarken bile bir şey girebiliyor. Yani. Tabii tabii. Tabii, tabii. Mahremini açma hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Gerekirse altına sıçacaksın ama.
Abi gerçekten kusurum zannettim. Ben büyük bir yonca evcimi kullanıyorum. Abi kalp krizi geçiren zannettim. Onunla düşüyordum. Ne oluyor oğlum? Onlar çok korktum. Bir şey var ama. Çok korktum. Ne oluyor lan? Çok korktum. Hayır işte açmıyorum ben. Evimi içine atmaz sıçıyorum ki. Ben büyük bir yonca evcimi kullanıyorum. Hayır ne oldu lan? Hayır işte sıçıyor taklit yaptım. Taklit mi? Adamın metat oyunculuğu o kadar kuvvetli ki. Sıçmanın Daniel Day-Lewis. Alo, alo. Ben çok iyi bir metot oyuncusu var. Anlayamıyoruz, ölüyor mu? Olmaz, bir oyunculuk performansıdır o. Aklım çıktı ya. Ay, çok korktum ya. Ulan dedi tut hani şey var ya, iki saniyeden devam etsen hani kalp masajı bir şeyler. Artık ölürsen burada umurumda.